Tağlardan Hocam dolayı. yeni bir görüntü. 45 saat sonra bir mucizeye daha tanıklık ediyoruz. Evet, Kahramanmaraş'tan geliyor bu görüntü. Şey. Sıcak görüntüler. Harika. Bir genç, tabii şu an yaşını tahmin etmek mümkün değil ama enkazdan çıktı. Kaç yaşında hemen bir daha sorayım arkadaşlarımıza. Enkazdan çıkartılıyor. Neler söyleyeceğiz? Bir mucizeye daha tanıklık ediyoruz bir mucize, şu an. Aynen. Bir yaşam bir yaşamdır. Yani mutlaka keşke tüm şeylere enkaz altında kalanları bu şekilde çıkarabilsek, yaşıyor olarak çıkarabilsek. Bu tabii hem çıkanları Allah uzun ömürler versin. Ne kadar bir de, mutlu çalışanları, çalışanlara ekiplerinde da o yüzünü güç görüyoruz. Güç kuvvet versin. Gecenin bu saatinde canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Gerçekten burada emek harcayanlara derin şükranlarımızı evet. sunuyoruz millet olarak. Her bir enkazın ayrı bir hikayesi var diyebilir miyiz? Bina, çünkü yapılacak çalışma, binanın çökme şekli. Bir kere şunu söyleyebilirim, binanın çökme şekli her bir binanın kendisine, bireyin olduğu gibi kendi özelliği var. Yani kendi eğer çökmüşse nedenleri olabilir. Kurtuluşların da değil mi Sayın Hocam, bir hikayesi olmalı mutlaka. Şimdi her yapının çöküşü tabii ki farklı olacak. 23 yıkılış. Yaşında Çağrı Pervane, evet. Gencimizin ismi. Evet. Bir mucize kurtuluşa şu an tanıklık ediyoruz. Gerçekten harika bir görüntüydü. Bizim için de teselli hep bunlar. Gerçekten öyle. Acı tabloya karşılık böyle bir teselli de bizleri mutlu ediyor. Şimdi binalarda yapım teknikleri çok farklı şekillerde. Yıkılma teknikleri de, şekilleri de, parametreleri de hep farklı çalışıyor. Evet. Dolayısıyla biz bunları aslında bütün örneklerini hocam da gördü. Burada görüyoruz ve yaşadık. Kimi yerde birinci kat tamamen batmış durumda. Zemin, ıslak zemin dediğimiz giriş katı yok. Birinci kata çökmüş. Kimi yerde sıvılaşma var. Binanın iki katı yok. Evet. Kimi yerde yan yatmış. Yani. İleri doğru ilerlemiş. Ya da kayma var. Ya da dönme var. Bu tip şeylerle insanların kimi yerde işte çıktılar, kimi yerde bunlar yıkıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Kahramanmaraş. Şimdi bir taraftan evet. Bu görüntüleri biraz daha konuşalım. Çünkü bir son dakika gelişmemiz var. 46. Evet. saat artık diyoruz. 45 dedik ama aslında 46. Doğru. saatte gelen bir mucize. 23 yaşında bir gencimiz şu an enkazdan çıkartılıyor. Hatay'da, düzeltelim. Hatay'da evet. Gencimiz enkazdan çıkartılıyor. Gerçekten bir mucize. Evet. Yani çünkü her geçen saat bizim için siz de söylediğiniz... Koşulların daha olumsuza gittiği bir tablo. Aynen, gece evet. saatlerindeyiz. Hava sıfırın altında. Muhtemeldir evet, ki evet. -5, -6 dereceler ki Hatay'da yağış yok ama yine de çok soğuk bir hava var. Binanın çökmesi, ekiplerin çalışması, ilerleyen saatler gerçekten bir mucizeye şu an tanıklık ediyoruz bir kez daha. Gökhan Bey zaten herkes şu anda çekildi çadırlarda ya da başka barınaklarda. Evlere girildiğini kesinlikle düşünmüyorum. Yani aynen. girmeyi bırakın düşünmeyi. Asla eşya alayım falan da düşünmesinler. Böyle bir şey de asla olamaz. Söz konusu dahi olamaz. Çünkü artçılar devam ediyor. Evet. Sismik aktivite hala yoğun. 3 bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. O yüzden bütün illerin, ilçelerin, köylerin de evlere kesinlikle girilmemeli. Ki şunu da söyleyeyim. 7,6 büyüklüğündeki deprem 9 saat sonra olduğunda ilk depremde ağır hasarlı ya da orta hasarlı olan binaları yıktı. Özellikle kesinlikle, Malatya'da. Tabii, kesinlikle aynen. O öyle yıkılmış olabilir. Tam bilmiyoruz ama bu kadar hasarın nedeni de ikinci depremin sebebidir. Bu kesin yani. Belki birincide yıkılamayan, ayakta kalan, direnen binalar ikincide direnemedi. Yorulmuş bir yapıdan bahsediyoruz ilk depremle birlikte. Yani 9 saat içerisinde aynı PS, Rayleigh dalgalarını aldığını düşünsenize. Bu dayanması mümkün değil. Dayanamaz. Yani bu durumda bu tehlike hala devam ediyor. 6 büyüklüğünde birçok deprem olabilir ve yıkılmayan binaları da her an yıkabilir. Bu çok önemli. Bunu bir kez daha tekrar... Evet. Gökhan Bey şöyle arz edeyim. Şimdi ilk binada diyelim ki kolon veya kiriş betonda çatlaklar oluştuysa bu artık betonun taşıma kapasitesi ortadan kalkıyor. Tüm yük donatıya biniyor. Donatı da bu süre içerisinde sünüyor veya da uzamaya başlıyor. İkinci bir şok geldiği zaman evet. bu kopuyor ve düşüyor. Hocam biraz daha görüntüleri sizlerden yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi bunda tabii son dakika gelişmesini yaşıyoruz.
ekiplerimiz, AFAD, itfaiye, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları çok yoğun bir şekilde. Şu an bir alan oluşturulmuş durumda değil mi bakın, burada? Bakın kaç tane döşemeyi kesmişler. Bakın evet. Bir, iki, ikinci döşemenin tabii. altında çalışıyorlar değil mi hocam? Evet, bu mesela evet. bu çok önemli. Mesela buradaki... Buradan yaşam koridoru açıp aynen. delerek aslında tabanı yani binalarda vatandaşlarımız şimdi anlamayabilir... Katların tabanını... Evet yani zeminden bahsediyoruz. Evet. Kesiyor. Katların doğru tabanından iniyor. İtibaren delerek, delik ki dediğiniz yaparak gibi şurası aşağı. Birinci kat olduğunu evet. düşünsek altına alt inilmiş tabii, durumda. Tabii. Ki muhtemeldir tabii. ki banyo olma ihtimali var en azından evet, buradan oradan görebildiğimiz diğer kadarıyla. Alanlara ulaşıyorlar. Zaten tekniği de böyle. Burada da bir kişi var zaten bakın altta. Bekliyor. Evet. Kişi daha var. Yavaş yavaş alacaklar o arkadaşı. Aynen. Burada tabii yani çok büyük bir emek var, çok büyük bir çalışma var, aydınlatma var gördüğünüz gibi. Hı hı. Bunun için işte jeneratör gerekiyor. Yandan girmektense işte üstten girmek her zaman güvenli. Neden hocam? Çünkü yukarıdan siz bir kare şeklinde ya da yuvarlak şeklinde bir yaşam koridoru oluşturuyorsunuz. Bir asansör gibi aşağıya iniyorsunuz. Iniyoruz. Ama yandan girerseniz gitme şansınız yok. Yandan gidemezsiniz. Gidemez. Takılırsınız. Mutlaka tıkanacaktır. Zaten... Hı. Tıkanmazsa adamın kendisi gelecektir yanına. Evet. Evet. Dinleme nasıl yapılıyor böyle bir enkaz üzerinde? Bu da çünkü çok önemli. Yani içeride bazen öyle durumlar oluyor ki bazı hani duyduğumuz sesimi duyuyor musun sözleri konuşabilenler oluyor ama bazen de konuşma yetisini kaybetmiş insanlar da olabiliyor. Ağır yaralılar da olabiliyor. Evet. Onlara nasıl ulaşılıyor? Şimdi yine aynı böyle kırarak alt katlara doğru ulaşınca kimse var mı diye ses veriliyor içeriden. Zaten ses geliyor. Hı hı. Onlar sesi duyuyorlar. İçerideki insanları da daha sonraki konuşturulduğu zaman onlar dediler ki içerideki insana biz hep sizin seslerinizi evet. duyduk dediler. İşte duyduk, bakın ama sesimizi duyuramadık. Çok önemli dediler. Görüntüler. Canlı yayınla şu an ekranlara getirdiğimiz o mucizeye hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bir yaşam koridoru oluşturuldu. O yaşam koridorunda arama kurtarma ekipleri cansiperhane çalışıyor. Bir evet. de hocam şöyle bir durum var. Mesela termal kameralar var. Eğer tarayabiliyorsa ne kadar derinliğe tarıyor onu bilmiyorum. Hı hı. Ama insan vücudu ısısını tespit ederek yani yapıda evet. Oradaki insan vücudu ısısından... Şimdi o da tabii ki çarpmanın etkisiyle, yıkılmanın etkisiyle hı hı. bayılan, şok geçiren insanlar da var. Evet. Yani onlardan hiç haber alınamıyor. Arkadaşlarımızdan rica edelim bir konuşma da var mı? Duyabileceğimiz bir konuşma varsa zaman zaman aslında o sesleri de alabilsek belki çok daha iyi olacak. Şimdi o oluşturulan yaşam alanına baktığımızda demirlerin kesildiğini, büyük bir beton parçası kesiliyor. Bakın burada demirleri görüyoruz. Evet. Bir kat aşağı iniliyor. Muhtemeldir ki orada da bir daire var. Doğru. O dairenin de altına iniyoruz. Yani burada tabii izleyicilerimizin aynen. anlaması için iki kat en azından şu an gözüküyor. İki daire aşağı inmiş bir ekipten evet, tabii, bahsediyoruz. Tespit evet. edilmesi lazım. Yani nokta olarak tespit edilmesi lazım. Büyük bir ihtimalle buradaki attaki kalan kazazedemiz diyelim vatandaşımız hı hı. Vücut ısısı termal kamerayla. Evet şu anda onu görüyoruz. Aynen. Tespit edilerek tam onun olduğu bölge bir, işte bak, kesildi. Evet geliyor. İşte aynen. o mucize. Aynen. Şu an bir girdiler mucizeye bir kez ve... daha tanıklık ediyoruz. Evet. 46. saatte Hatay'da bir kişi daha müthiş. Enkazdan kurtarılıyor. Kendisini de yürütmüyorlar. Özellikle kırık olabilir, zarar verebilir vücuduna diye. Evet. Sedye ile çıkmasında fayda var. İşte o görüntüler. Ay evladım. Ay. Evet. Ayaklar acıyor, ayaklar acıyor. Ayaklar acıyor. Evet. Evet. Kızımız şok geçiriyor. Çok geçiriyor. Ama biraz sonra kendine gelecektir. Bu kısa süreli bir şok. Çünkü içeride stabil haldeydi. Şu anda insanları görünce heyecanlandı. Doğru. Dolayısıyla da kan basıncı yükseldi. Değil mi? Heyecanlanınca. Şimdi tabii doktor kontrolünde orada. Şu anda etrafındakiler doktor evet. birkaç tanesi. Dolayısıyla biraz zaten sonra onu rahatlatacaklar. Medikal yazıyor. Şeyde, evet, evet. Görüyoruz. Çok, tabii ki çok genç zor. Genç kızımız da kurtuldu. Büyük bir gözümüz mucize. Aydın, tabii. Harika. Bugün tabii ki çok zor. Can kayıplarımız her geçen dakika artıyor. İki gündür susuz kaldı. Evet. O da var. Aç, susuz, su olacak. Yavaş yavaş su verecekler. Zaten şey takılıdır kendisine koldan
Evet, serum takılıdır. Hocam biz burada izlerken bile şeyi yapıyoruz yani. Tabii duygulanıyoruz müthiş, oradaki insanlar. Ve büyük bir de telkin var. Büyük bir psikolojik süreç de var değil mi hocam tabii, burada? Tabii psikolojiler rahat biraz sonra belki de yürüyecek bir saat sonra ama ilk etapta böyle konuşulması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda bir adrenalin var, bir korku evet, var. Evet, onun evet. Sakinleştirilmesi stabil gerekiyor. Çünkü vücut tamamen ve yaşamış olduğu büyük bir felaket. Evet, saatlerdir yaşadı. Şimdi onun rahatlatıcı şeyler söylenecek kendisine. Bu tip kurtarma operasyonları sırasında termal battaniyeleri de çok görüyoruz. Evet. Ayağım diye kamera, evet, yönetmen arkadaşım söylüyor. Masaj yapacaklar bu arada. Belki beton altında tabii kaldığı için ayağında bir yani hasar kontrol ediyor olabilir. Zaten doktorlar. Doktor kontrolünde. Serumu takılı vaziyette. Evet. Gerçekten bir ayakları mucize. Uyuşmuş olabilir. Hemen harekete getirecekler. Masaj yaparak harekete geçirecekler. Kan basıncını normal değerlere çekecekler. 46 saat. Şu an artık saatlerimiz 2.17'yi gösteriyor yaşanabilir. Ama aslında hocam şunu vurgulamak gerekiyor. Az önce sizinle konuşurken saat ne kadar geç olursa olsun, hava ne kadar soğuk olursa olsun, koşullar ne kadar zor olursa olsun şu an sahadaki ekiplerin durmadığını söyledi. Evet. Bu onun kanıtı şu an. Tabii. Aynen. Onlara çok şey borçluyuz. Çok zor koşullar altında. Hemen belirtelim. Bir taraftan da sadece depremle mücadele edilmiyor. Hava koşulları. Oraya gelmek bile şu an çok zor. Çünkü meteorolojinin uyarıları hep vardı. Deprem olmasaydı belki bugün İstanbul'da kar yağıyor mu yağmıyor mu bu konuyu konuşacaktık. Ama ciddi anlamda Türkiye bir soğuk hava dalgasının da etkisi altında. Kesinlikle. Evet. Yani kara kış dediğimiz esasında pazar günü o bölgede neyi bekliyorduk? Pazartesi, evet. Salı, çarşamba yani Malatya'da işte Adıyaman'da karın yağmasını ki ben mesela Malatya'da konuştum, Hekiman'da konuştum. Yarım metre kar olduğunu söylüyorlar. Tabii. Beydağ mutlaka şimdi karlı. Sıcaklık eksi derecelerde. Yani çok zor şartlar altında. Gerçekten insanlar. Çok önemli bir anla tanıklık ettik. Bir kez daha sizlere de teşekkür ederiz. Bizlere destek verdiğiniz AFAD ekipleri. Şile arama kurtarma ekipleri buradan eğer yanlış görmüyorsam büyük bir mucizeyi gerçekleştirdiler. 46. saatte Hatay'da bir vatandaşımız, bir genç kızımız enkazdan sağ olarak kurtuldu. Ay. Umut edelim ki yeni haberler veririz. Çünkü İnşallah. Çalışmalar tabii ki devam ediyor. Gelecektir. İnşallah. O devamı görüntüyü bir gelecek. Kez daha ekranlara getirelim şimdi. Yani İstanbul ayakta. İstanbul'un her noktasından, Türkiye'nin her noktasından, tüm Türkiye'den insanlarımız yardım elini uzatmış durumda. Milletimizin yardımseverliğine, ferasetine ve birlik evet. ve beraberliğine inancım tam. İnşallah bu süreci hep birlikte el ele vererek gönül bugün gönül artık bugünler artık bir şeyleri tartışmanın belki bir şeyler üzerine konuşmanın Kesinlikle. Değil birlik ve beraberlik birlik beraber ve, olmanın aynen, günü. Birlik ve beraberlik zamanı. Aynen. Bizim için belki de saatlerce yapılan yayının değil. Şu 1 saniye 30 saniyelik Aynen. görüntü her şeye değer olduğunu Çok da zaten önemli. Gösteriyor. Bir kez daha onlara teşekkür edelim. AFAD Gerçek, ekiplerine, teşekkür. itfaiye Aynen. ekiplerine. Onlar çok büyük bir mücadele içerisindeler şu an. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler ki 46. saat diyoruz ama onlar depremi öğrenip yola çıkmaları belki arama kurtarma ekibi 50 saatten fazla 50 süredir saat. De uykusuz bir şekilde bu operasyonları gerçekleştiriyor. Yapıyorlar. Bu anlamda tarihi anlara tanıklık ettik. Umut edelim ki başka görüntüler de geliyor. Başka noktalarda da dinlemeler devam ediyor. Bekleyiş devam ediyor. Tabii ki zor. Saatlerce enkazın altında kalan bir isim, bir insan. Hocam